merhaba değerli izleyiciler. Bugün lehül mülk hakikati üzerinde kısaca duralım diye düşündüm. Ne demek lehül mülk? Mülk ona aittir. Mülk Allah'ındır. Bütün varlığın sahibi Allah'tır. Mülk, varlık alemi demek ya yönüyle, Allah'a nispet edildiğinde bütün varlık alanı anlamına geliyor mülk. Aynı zamanda Allah'ın bu mülkü içerisinde hükümranlığı anlamına geliyor. Biz birinci anlam üzerinden devam edersek eğer, lehül mülk, bütün mevcudat, bütün varlık alemi bütünüyle Allah'ındır. Neden? Yaratan O'dur. Varlığını devam ettiren O'dur. Varlık aleminin ve varlığını devam ettirmesi için nelere ihtiyacı varsa varlıkların her birinin ihtiyacını karşılayan O. Dolayısıyla Rabbimiz Malikül Mülk'tür. Bütün mülkü sahibidir. Bütün mülkü elinde tutandır. Bu yüzden Mülk Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Bunun ilk ayetinde tam da bu hakikate dikkat çekilir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk. Mülk, kudret elinde olan Allah'ın şanı çok yücedir. Ve huve alâ küllü şeyin kadîr. O her şeye güç yetirendir. Ve bütün varlık alemi Allah'ın elindedir. Bütün mülkün sahibi O'dur. Bundan dolayıdır ki Resulullah bile aleyhissalatü vesselam bu meşhur kaseminden vellezî nefsî biyedi veya vellezî nefsü Muhammedin biyedi. Varlığın kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki diye söze başlar, yeminine başlar. Neden? Bütün mülk Allah'ın olduğu gibi bu mülk aleminde ne varsa her bir şey de Allah'a aittir. Peki lehül mülkten biz ne anlamamız ya da bizim ne anlamamız icap ediyor? Ya da lehül mülk bize hangi hakikatleri ders veriyor? Çok hakikatler var da üçüne şöyle işaret edebiliriz. Lehül mülkün dünyamıza taşıması gereken birinci husus şudur. Ben Allah'ı mülkün sahibi olarak tanımalıyım. Lehül mülk dediğim zaman malikül mülk odur. Her şeyin gerçek anlamda sahibi odur diye Allah'ı, Rabbimi, Rabbimizi tanımalıyım. Tanımalıyız. Birincisi bu. İkincisi, ben baktığım vakit kendi varlığım onun mülkü. Etrafındaki varlıklar, eşyalar onun mülkü. Üzerinde yaşadığım dünya onun mülkü. O halde benim dediğim şeylerin gerçek anlamda sahibi değilim. Bunların hepsi onun tarafından bana, bize verilmiş emanettir. İkinci anlayacağımız husus bu diye düşünüyorum. Lehül mülk hakikatin bize verdiği ders itibarıyla bizim dediğimiz her şey gerçekte onundur. Bize verilmiş olması onların emanet olduğu anlamına gelir. Biz emaneten onları şu anda sahipleniyoruz. Bizim değil gerçek. Üçüncüsü, birinci ve ikinci hakikatle bağlantılı olarak şudur. Madem ki mülkün sahibi odur. Madem ki benim varlığım onun elindedir. Varlığımın sahibi odur. Etrafımda benim dediğim şeylerin sahibi odur. Üzerinde yaşadığımız dünyanın sahibi odur, evrenin sahibi odur. Öyleyse ben bana verilenleri mülk sahibinin istediği şekilde kullanmaya çalışmakla yüküm. Bedenim onun, bedenimi teşkil eden organları bana veren o. O halde organlarımı onun istediği şekilde kullanmam lazım. Benim manevi yönüm, psikolojim, duygularım, kalbim, ruhum onun sahipliğinden veren o, ben onu emaneten muhafaza ediyorum. Öyleyse onları
verenin istediği şekilde, mülk sahibinin istediği şekilde kullanmalıyım. Ki emanete riayet etmiş olayım. Aksi halde emanete hiyanet etmiş oluruz. Allah muhafaza olur. Yunus Emre'nin meşhur sözü var ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, o da yalan, bu da yalan. Var biraz da sen oya. Ne güzel söylemiş. Mal sahibi, mülk sahibi. Zannediyoruz insanları, birilerini. Hani bunun ilk sahibi nerede? Nice insanlar, benim diyenler, şusu olanlar, busu olanlar birer birer bırakıp bitmiyorlar mı? Gidiyorlar. Demek ki sahip değiller. Gerçek sahip onları var edendir. Rabbul Alemin'dir. Malikül mülk odur. Peki tamam, o da yalan, bu da yalan. Bari biraz da sen oyalan diyor ya, eğer bu hakikati anlamazsan oyalanır durursun. Benim zannedersin, sonra elinden çıkar, gider her şey. Ya ne yapman lazım? Oyalanmayacağız. Yani mülkün sahibini tanıyacağız. Mülkün sahibini hamd ile tesbih edeceğiz. Mülkün sahibini, onun bu mülkü, mülkün sahibinin istediği şekilde kullanacağız. Yani kainatı bir ayna gibi kullanacağım ve Rabbi tanıtan, Rabbimizin esmasını, sıfatlarını tanıtan bir ad-ı sübhani olarak görüp istifade edeceğim. Onun bana verdiği bütün fiziki özelliklerimi, manevi özelliklerimi onun istediği şekilde kullanacağım ki bunun adı ubudiyettir, kulluktur. Kulluk demektir zaten bu yönü ki emanete riayet etmiş olayım. Mülkü sahibine tevdi etmiş olayım. 20. sözde çok güzel bir bununla alakalı ifade var. Diyor ki müellif, düzeltiyorum 20. mektupta. 20. söz değil, 20. mektupta çok güzel bir ifade var. Diyor ki, lehül mülk, yani mülk umumen onun. Küçüğü, büyüğü, azı, çoğu, gördüğümüz, görmediği mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem de memlüküsün. Senin de malikin o. Hem mülkünde çalışıyorsun. Çalıştığımız bu alem onun mülkü. Ve şöyle diyor devamında. Ey insan, sen kendini kendine malik sanma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazamatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdırap çekip azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, her şeye güç yetirendir. Hem rahimdir, sonsuz merhamet sahibidir. Kudretine istinad et. Rahmetini ittiham etme, suçlama. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı. Allah'a teslim ol, Allah'a tevekkül et. Dünyanı da cennet yap, ahiretinde. Görüşmek duasıyla.